Değerli TV1 izleyenleri, bir düşünce ekseninde programında yine Yüce Rabbimizin izniyle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Resulüne, âli eshabına salatü selam eyleriz. Allah'ın rahmeti, bereketi cümle inanan müminlerin, muvahhidlerin üzerine olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, hamdolsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, sıhhatimiz hocam. Allah razı olsun. Allah ihtiyar olsun. Bugün inşallah hocam Rabbimiz nasip ederse hayatımızdaki Kur'an, Kur'an'ın önemi, Kur'an'ın hayatımızdaki yeri nedir? Tabi buna bağlı olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini de yanına koyduğumuzda Kur'an ve sünnete göre hayatımız nasıl şekilleniyor? Hayatımızdaki yeri nedir? Bunlardan inşallah bahsetmeye gayret göstereceğiz inşallah. Rabbimiz inşallah bu konuyu güzel bir şekilde işleyebilmeyi, analiz edebilmeyi ve idrak ederek hayatımıza yansıtabilmeyi bizlere nasip eylesin hocam. Amin. Tabii bununla birlikte hayatımızdaki Kur'an ve önemine konu başlığı olarak her ne kadar değinmiş olsak da aslında son dönemlerde bilhassa dün gerçekleşen, ne yazık ki olmaması gereken ve Türkiye gündemine sosyal medyada oturan bir hadise bizi derinden kalbimizi yaraladı ve üzdü. Bir Kur'an-ı Mumin'in kelamının, Rabbimizin kitabının gençler tarafından bir lisede, Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede uygunsuz bir şekilde tekmelendiği gündeme geldi. Tabii bunun üzerine sosyal medyada buna bağlı olarak mutlaka Diyanet İşleri de buna tabii ki bu manada biraz el attı, bir basın bildirisi yayınladı. Bugün Miraç Kültür Merkezi olarak da böyle bir basın bildirisi yayınlandı ve diğer sosyal kuruluşlar buna el attılar, yayınladılar. Bunlara tabii katılıyoruz. Ama bu basın bildirisini, bu görüntüleri kınama adına ve sadece bu olmamakla beraber son günlerde bazı yapılan, bazı görülen sosyal medyada bir algı içeriğine girmiş durumdalar. Yani bazı kesimler. Bunun önüne geçme adına nasıl bir protesto ortaya koymamız lazım? Nasıl bir kınama ortaya koymamız lazım? Bir mümin olarak, Müslüman olarak Kur'an ve sünnete iman etmiş, ahiret bilincine iman etmiş Müslümanlar olarak hem ferdi planda hep toplumsal planda nasıl bir gündem oluşturup bunu kınama noktasında, önüne geçme noktasında bir gayret ortaya koymalıyız diye düşünüyorum hocam. Evet. Buna ne dersiniz? Önce buradan bir başlayalım inşallah. Tabii Kur'an-ı Kerim evet. Müslümanların varlık nedenidir, varlık değeridir. Çünkü insanı Müslüman yapan şey Kur'an'ın bizzat kendisidir, mümin yapan değer. Kur'an'ın bizzat kendisidir. Yine insanı mümin, Müslüman yapan şey bizzat Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Dolayısıyla İslam literatüründe vahiy denildiğinde Kur'an ve sünnet bu anlamda akla gelir. Ve Müslümanların hayatını bu şekilde Kur'an ve sünnet dizayn eder. Evet. Hayata bakma, anlama, yorumlama noktasındaki kaynağımız Kur'an'dır. Kur'an'ın bir değer olduğunu Rabbimiz ayet-i kerimelerde bu anlamda bize anlatır. Ve o ayet-i kerimelerde Kur'an bir şiir değildir, bir şair tarafından yazılmamıştır. Bir cin tarafından uydurulmamıştır. Şeytan ona dokunmamıştır. Kahinler ona el sürememiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın insan ve cin nevinden, şeytan nevinden, yani cinsinden hiçbir varlık tarafından ona müdahale edilemediğini, ki şu ayet-i kerime bunu tamamen bize anlatır. Ona temiz olandan başkası el süremez evet. diye. Bu ayet-i kerimeyi ehl-i sünnet bu çerçevede bırakalım kalbi kirli, zihni kirli, elleri kirli olan, yani şirkle, müşriklikle, küfürle kalpleri, elleri, gönülleri kirlenmiş insanların Kur'an'a dokunmasını, onu yönlendirmesini, bir mümin, iman etmiş bir müminin de abdesti yoksa şayet Kur'an'a elini almamasını,
abdest alarak Kur'an'ı eline alıp okumasını ve bu anlamda istifade etmesini talep eder. Evet. Bundan hareketle Kur'an-ı Kerim'in bizim için bir hayat memat meselesi, ölüm kalım meselesi, aynen, hayat meselesi olarak adlandırılması ve bu çerçevede tarih anlayışımız, kültürümüz, inancımız, dinimiz, varlık nedenimiz olarak bizi ayakta tutan şey Kur'an'ın ve sünnetin bizzat kendisidir. Bundan hareketle Kur'an-ı Kerim bu milletin en yüce değerlerinin en tepesinde yer alan bir değerdir. En yüce tepesinde, evet, değer, zirvede yer alan bir, korunması gereken bir değerdir. Çünkü Kur'an yoluyla örnek, yani Türkler Müslümanlıklarını koruyabilmişler ve Kur'an'ın üzerinden devletler bu anlamda kurmuşlardır. Evet. Bugün Macarların hani ortasından gelen Türkler olduğu, Gagavuz Türkleri ve benzeri şeyler, baktığımızda kimliklerini yitirmişler, Türklüklerini unutmuşlar, Bulgarlaşmış, Macaristanlaşmış, Macarlaşmış ya da başka bir şey olmuş. Niye? Çünkü onlara kendi kimliklerini ortaya koyduracak bir maya olarak Kur'an ve sünnetin varlığını maya olarak almadıkları için tarih içerisinde eriyip yok olmuşlardır. Evet. Ama Kur'an ve sünnet üzerinden bir varlık ortaya koyan hangi etnik grup olursa olsun kendisini bu anlamda tarihten günümüze ve öteye doğru kadar götürecek ve bu anlamda taşıyacaktır. Peki Kur'an-ı Kerim'in bu ülkede, özellikle Türkiye'de ezanların okunduğu bir ülkede, günde 5 vakit ezanların okunduğu bir ülkede, ilahiyat fakültelerinin, Kur'an kurslarının, camilerinin bulunduğu bir coğrafyada, bir ülkede bir insanın yaşı kaç olursa olsun Kur'an'dan habersiz olması mümkün değil. Evet. Eline almasa bile Kur'an denilen bir kitabın, bir gerçeğin, bir inanışın varlığındadır herkes. İster inansın, ister inanmasın. Yani bu topraklarda yaşayan bir gayrimüslim de, onların çocukları da, inanan ya da inanmayan insanlar da ve Müslümanım diyen ailelerin çocukları da Kur'an gerçeğinden haberleri vardır. Kur'an kutsal bir kitaptır ve Allah tarafından gönderilmiştir. Kendileri inanmasa da böyle inananların bulunduğunu, %99 bu ülkenin nüfusunun bunu böyle kabul ettiğini bilir. Evet, yani Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamıdır, evet. Onun kitabıdır. Hazreti Peygamber'e gelmiştir, o da bize getirmiştir, iletmiştir diye bunu bilir. Dolayısıyla bu ülkede bir kimseye Kur'an nedir dediğimizde sıradan bir hikaye kitabı diye bunu tanıtmaz. Bundan hareketle Antalya Serik ilçesinde bir okulda ortaya çıkan ve Kur'an'a saygısızca hakaret içeren bir davranışın ortaya konulduğunda o insanlar, o gençler ya da o çocuklar bunun Allah'ın kitabı olduğunu ve o okulda Müslüman çocukların bulunduğunu, efendim din derslerine, ahlak derslerine de bu işlendiğini, hatta seçmeli dosya Kur'an dersinin varlığı, tüm bunlar oradaki okulda bulunan, ister inansın ister inanmasın o kimseler tarafından Müslümanların bir kutsalı olduğunun farkındadır. Kesinlikle. Bunu bilir, evet, bilmek zorundadır daha doğrusu. Evet. Niye? Çünkü ortam onu bize gösteriyor. Yağmurun yağdığı bir ortamda bir kimse, yani haliyle yağmur ıslatıyor o insanı. Ya ben yağmur yağmıyor diyebilir mi? Kafasına yağmur yağıyor adam yani. Hayır, yağmur yağıyor ve ıslanıyor. Evet. Islanmak yağmurun yağdığını göstermektir. O gibi o okulda ve Türkiye şartlarında da bu çerçevede Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ve yoğun bir nüfus olarak %99'unun bu kitaba, Kur'an'a iman ettiğini o okul da bilir, bu anlamda herkes de bilir. Evet. Peki neden böyle bir sonuç ortaya çıkmıştır denilebilirse? En önemli bu saygısızlık zaten hocam. Evet, bu saygısızlık neden ortaya çıkmıştır denildiğinde tabii ki bunun 3 boyutunu belki biz ortaya koyabiliriz, değerlendirebiliriz. Birincisi nedir? Aile boyutu. Yani Müslüman bir ailenin, Müslüman bir çocuğunun özellikle kendi kutsalına, kitabına saygı duyulması gerekliliği ailesi tarafından öğretilmesi gerekir. Özellikle. Ve yine Müslüman bir aile
kendi kutsalına değer verdiği gibi bir başkasının kutsalına da değer verir. Onun inandığı değerleri ayaklarının altında çiğnetmez. Buna evet. izin vermez. Yani Müslüman bir aile, onun bir genci, delikanlısı bir İncil kitabını eline alarak inanmasa bile onun hak olduğuna, onu ayaklar altına alamaz. Bu saygısızlığı yapmaz. Bu saygısızlığı asla yapamaz. Evet, İslam buna izin vermez. Bir başka daha çarpıcı örnek olsun. Hinduların ineğe taptıkları, kutsallaştırdıkları bilinen bir gerçektir bu anlamda. Dolayısıyla bir Hindu ile aynı mahallede oturan ya da aynı apartmanda oturan bir Müslüman, Kurban Bayramı geldiğinde o Hindu'nun gözleri önünde o ineği kurban etmez. Edemez. Bir saygı ifadesi. Çünkü onun o kutsalıdır, tapındığı bir değerdir. Onun görmediği bir alanda kurbanını keser, neyse etle bu anlamda beslenir. Evet. Bundan hareketle aile noktasına baktığımızda o gençlerin ailelerinde bir problem var mıdır, yok mudur? Bunun tahlile, incelenme ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Müslüman bir aile kendi kutsalını koruyacak bir eğitimi anlayış çocuğuna verir. Bununla birlikte bir başkasının kutsalına da saygısızlık etmesine izin vermez. Bu aile boyutuna bakıyoruz. Evet. İkincisi okul boyutuna biz baktığımızda bu ülkede eğitim sisteminin adı Milli Eğitim'dir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı milli bir eğitim sistemi ve öğrenimi bu anlamda ortaya evet. konulur. Üstelik bu olayın gerçekleştiği alan devletin bir okuludur. Devletin maaş verdiği öğretmenleridir. Devletin müfredatına tabi olan ya da Milli Eğitim'in müfredatına tabi olan bir müfredat sistemi, ve öğrencileri evet. bu anlamda vardır. Sınıfa giren öğretmenler bu çerçevede gerek ahlak derslerine, gerek din derslerine, gerekse Kur'an seçmeli ya da siyer derslerine şüphesiz ki bu okulda öğretmenler giriyor. Bunlar çocuklarına ne veriyor? Çocuklara ne veriyor bunlar yani? Sorun nerede? Evet. Yani nasıl olur da bir çocuk bu eğitim yani milli olan bir eğitimin içerisinde müfredatına tabi olan ezanların okunduğu bir yerde, bir semtte Kur'an'a karşı böylesi bir saygısızlık ortaya koyabilir. Dolayısıyla burada okulun idarecilerinden öğretmenlerine kadar bu anlamda hem ahlaki olarak hem de hukuki olarak bir soruşturmaya tabi tutulmaları, bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir. Burada bir problem ortaya çıkıyorsa şayet ki çıkmıştır bu çerçevede. Üçüncü olarak da bu gençlerin bir sevk ve idare yani bir yönlendirmeyle karşı karşıya kalmaları da söz konusudur. Aynen. Neden? Çünkü bu olay ciddi fay hatlarının kırılmasına sebebiyet verebilir. İnsanımız ne kadar günahkar olursa olsun Kur'an'a sahip çıkar. Hazreti Peygamber'e sahip çıkar. Bayrağa, ezana, vatana sahip çıkar. Bu bir gerçektir. Aynen. Bu bir gerçektir. Dolayısıyla burada hatta şöyle bir hikaye anlatılır. Bu daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Galata Köprüsü'nde Osmanlı'nın son dönemleri bir Osmanlı vatandaşı yani o günkü şartlarda hani Müslümanların giyim şartlarıyla giyimleriyle gayrimüslimlerin giyimleri farklı. Dolayısıyla biliniyorlar çarşıdan kim Müslüman kim değil. Galata Köprüsü'nde bir Osmanlı vatandaşı Müslüman birisi omuzuna ceketlerini atmış işte fesi böyle yan düşmüş ayakkabılarının üzerine basmış elinde tesbih böyle nara atarak gidiyor. Evet. Tam da karşıdan bir gayrimüslim geliyor. O da köprüden geçecek. Tam yanına yaklaştığında hemen hançerini çekiyor bu sarhoş Osmanlı vatandaşı. Müslüman vatandaş. O gayrimüslimi yakasına tutup altına alıyor ve hançer elinde diyor ki Müslüman ol. Sarhoş. Müslüman ol. Attaki can havliyle korkuyor yani. Tamam Müslüman olacağım da ne söyleyeyim diyor. Bu hala üstten Müslüman ol yoksa seni öldürürüm diyor. Ya tamam diyor Müslüman olacağım da ne yapmam gerekir diyor. Evet. O da bilmiyor ne söyleyeceğini aslında. Yani dese ki kelime-i şehadeti evet. şöyle getir. Getirecek adam kurtulacak. Fakat üstten cevap alamadığı için tablo böyle. Dolayısıyla bizim toplumumuzun günah sevap dengesi farklı da olsa farklı kategorilerde katmanlarda da olsa
İnsanımız Kur'an'a saygıda kusur etmez. Evet. Peki bu bilindiği halde o okulda bu şekilde böylesi bir tablonun ortaya çıkması ve bunun sosyal medyaya servis edilmesinin altında bu toplumun birlikteliğine, kardeşliğine, geleceğine bir kastın olduğunu evet. bu anlamda söylemek gerekir. Yönlendirilmeleri söz konusuysa tabii ki devletin, güvenlik güçlerinin görevi bu insanlara, bu çocuklara, varsa arkalarında birileri evet. bunun mutlaka ortaya çıkarılması gerekir. Ama şu bu şekilde de atlatılmamalı. Yani şöyle bir tablo olmamalı. Ya işte gençler, yok işte provokasyon, yok evet. efendim işte meczup insanlar. Türkiye'de hani böyle bir takım olaylar ortaya çıkınca hemen ilk söylenen şey meczuptur. Provoke ediyorlar, işte gençtir, cahildir gibi cümleler kullanıyor. Hayır, bunu kabul etmek mümkün değil. Kur'an'a karşı saygısızlık yapan bir kimse, bir çocuk neden gidip babasının arabasının camını kırmıyor, evet. tekerleğini patlatmıyor veya arabayı götürüp bir yerden bir yere atmıyor? Niye evinin camını kırmıyor, mobilyaya zarar vermiyor, başka bir şey yapmıyor? Buraların hiçbirisinde cahillik etmiyor, provoke etmiyor veya neyse artık bir şey etmiyor. Ama kitaba gelince, Kur'an'a gelince yaptığı eylem efendim bu işte provokedir ya da işte cahilliktir ya da bilmiyor filan. Hayır, bunu kabul etmek mümkün değil. Günümüzde bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki artık ilk yani yaşı 5 olan bir çocuk bile hele hele okula başlamışsa ulaşamadığı bilgi, kutsal değer bu anlamda söz konusu değildir. Her şeyi bu anlamda bilmektedirler. Evet hocam. Dolayısıyla bu gençlerin çok ciddi anlamda bir rehabilite edilmesi gerekir. Tarih anlayışı, din anlayışı, kutsal anlayışı olarak devlet birimleriyle birlikte bu gençlere bunları anlatmalı ve bundan sonrası için bir saygısızlık ortaya çıkmasının önü onların üzerinden tüm Türkiye'de kutsal nedir, din nedir, Allah nedir, kitap nedir, peygamber nedir, birlikte yaşamanın kodları nelerdir? Bunların bu insanlara okulda, mahallede, camide, neyse bir yerde mutlaka verilmesi gerekir. Aksi takdirde çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarır. Şunu kabul etmek lazım. Türkiye'de bir gök kubbedir. Altında hepimiz yaşıyoruz. Gayrimüslim yaşıyor. İnananları var, inanmayanları var. Farklı etnik grupları var. Bu gök kubbe eğer çökecek olursa altında herkes kalır. Evet. Sadece Müslümanlar kalmaz. Evet. Bu çok acı olur evet. hocam. Sadece Müslümanlar kalmaz. Dolayısıyla burada biz nasıl kutsal kitabımız Kur'an'a saygıda kusur etmiyoruz, etmeyeceğiz, onun onurunu koruyacağız. Aynı şekilde bir gayrimüslim Tevrat'a inanıyorsa da onun hukuku korunacak. İncil'e inanıyorsa da onun hukuku korunacak. Yani bir okulda birisi İncil'e tekme atsa ya da Tevrat'a tekme atsa oh be diyemez bir Müslüman. Kesinlikle yanlıştır. Bu engellenmelidir, demelidir. Çünkü bizim inanç sistemimiz bu çerçevede herkese inandığı değerin korunması noktasında bir garanti bu anlamda sunmaktadır. Evet. Fakat şunun altını... İslam ne güzel hocam. Evet. Elhamdülillah. Çizerek inşallah sözü size tekrar bırakayım hocam. Şimdi bu olay ortaya çıkınca tabii sosyal medyada, farklı alanlarda çok nefret dili, bir belki ötekileştirme ya da çok farklı şeyler, belki bazı mihraklar bunu daha da artırma noktasında, alevlendirme noktasında şeyler olabilir. Bu tablo ortaya çıktı. Öyleyse devletin bütün birimleri harekete geçmeli bu tür davranışlara karşı. Burada altını çizerek söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya İl Müftülüğü, Serik İlçe Müftülüğü bu anlamda ciddi bir girişimde bulunmalıdır. Bir devletin kurumu olarak müftülüğün okulla temas kurması, öğrencilerle temas kurması ve onların yani bu davranışa sevk eden şey nelerdir? Bunun din sosyolojisi açısından tespit edilmesi ve onların kafasında sorular varsa bunun giderilmesi noktasında müftülükler, Diyanet bu konuda elini taşın altına koymalıdır. Hatta bunun üzerinden madem ki böyle bir sorun var, Türkiye'deki bu eğitim sisteminin din ile ilişkisi tekrar gözden geçirilerek yeni bir anlayış ortaya konularak yetişen gençliğin, okulun, öğrencilerin, öğretmenlerin
dinle barışık bir halde olması noktasında gerekli çalışmalar yapılması gerekir. Hocam Allah razı olsun. Şimdi eğitim sistemindeki bazı sorunları hani evet. siz gündeme getirmeye çalıştınız. Benim aklıma bir sual daha geliyor. Onu da söylemekten kendimi evet. alamıyorum. Yalnız öğretmenler ile öğrenciler arasında bir soğukluk var hocam şu anda. Nedir o? Sevgi bağında bir eksilme var. Bunu da ben birkaç öğretmenle görüştüğümde onu şöyle söylediler. Biz artık öğrencilerimizin çok nahoş hareketlerini hoş görmekle beraber ama daha da nahoş olan sınıfta yapılmaması gereken birçok hareketlerine karşı çıktığımızda ya da talebelerimizi uyardığımızda onlara verilen bazı haklar öğretmenlerin önüne o kadar büyük setler çekti ki biz artık onların önüne geçemez hale geldik ve bu manada da öğrencilerde cehaletten dolayı kaynaklanan aramızda muazzam bir saygısızlık duvarı da ne yazık ki örülmeye başlandı. Bunun neticesinde aramızdaki sevgi bağlarının da bu fay hattının da kırılmasına sebep oldu gibi cümleler de aldım. Yani burada öğrenciler aslında çok mu serbest bırakıldı, çok mu hoşgörüye maruz bırakılırsa daha güzel bir eğitim sistemi geliştirebilir dendi ama öğretmene bu arada saygı ortadan kalkınca öğretmen de kendini koruma adına dersini anlatıp rahat bir şekilde çıkabiliyor. İster öğrensin ya da ister öğrenmesin gibi eskiden içtenlikle yapması gereken görevi bu manada sadece bir ders anlatma noktasında geçiştirebiliyor. Bunun da bazı tedbirlerinin yani sosyolojik olarak, psikolojik olarak alınması gerekir diye de ben şahsen düşünüyorum hocam. Tabii yani bir yerde eğer hiyerarşik bir yapı yoksa evet. bir işletme değil, yani bir disiplinde kurumudur. Bir azalma var hocam genel manada. Eğitim kurumudur. Evet. Orada mutlaka hiyerarşik bir yapı alt üst ilişkilerinin olması gerekir. Herkes sınırını, görevini, yetkisini, alanını bilmesi ve o alanda varlığını sürdürerek sistemin yani düzenin bu alanda bozulmaması gerekir. Ne yazık ki Türkiye'de yani ülkemizde üzgünüz ama okullarda bu hiyerarşik yapının kaybolduğunu ve böyle bir hal ortaya evet. çıktığını, artık öğrencilerin öğretmeni yönlendirmeye kalktığını, böylesi bir hale dönüştüğünü. Yani buna aşırı özgürlük diyebilir miyiz bunu, hocam? Bu yanlış bir şey. Özgürlük yani yanlışın kullanılması değildir aslında. Bu ama farklı bir şey. Ne yazık yani. Ki evet. ya, ne yazık ki. Dolayısıyla burada öğrenci öğretmeni yönlendirme noktasında, dikkate almama noktasında bir hal ortaya çıkması nedeniyle öğretmen ya da okul ya da dolayısıyla devlet öğrenciyi delikanlıyı yönetme, yönlendirme değil, tam tersine bir başıboşluk ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu tıpkı bir ailede ailenin üyelerinden anne baba 2-3 çocuk diyelim. Şimdi babanın ve annenin rolü iptal edilerek eğer çocuk evi yönetmeye kalkarsa ortaya çıkacak sonuç bu anlamda bellidir. Evet. Ne yazık ki şunu söyleyebiliriz hocam. Yani hani milli eğitim diye bir tanım vardır. Eğitim Arapçada hani mürebbi dediğimiz, terbiye dediğimiz şeyin Türkçe karşılığıdır eğitim. Mürebbi, evet. terbiye denilen şey. Terbiye ya da eğitim bir kimsenin ruh ve biyolojik, fiziksel bedeninin yönlendirilmesi, eğitilmesi, terbiye edilmesidir. Yani belli bir kıvama getirilmesidir. Eğitim budur. Öğretim nedir? Öğretim ise bir matematik kitabından matematiğin öğretilmesi, bir tarih kitabından tarihin öğretilmesi, bir fizik kitabından fizik bilgilerinin verilmesi, öğretim budur. Dolayısıyla mürebbi, mürebbiye, terbiye bizim önceki yüzyıllarımızda çocuk okulda bu anlamda şekillenir, terbiye edilir. Yani davranış biçimleri ona kazandırılır, ruhi bir disiplin, bedensel bir disiplin ona verilir ve çocuk okulda öğretmenlerine, evde anne babaya, sokakta insanlara, evet. çarşı pazarda bir başkasına nasıl davranacağını okulda alır, yani terbiye edilir, bilgiyle de bir yere getirildiği zaman çok güzel bir sonuç ortaya çıkar idi. Evet, bunun adına ahlak deniyor. Evet, ahlaktı. Evet. Adab-ı muaşeret olarak da geçen bu şey. Ama şimdi okullarda eğitim olmadığı için milli eğitim değil, milli öğretim gibi bir şey var. Yani okullarda çocuklara bir şeyler öğretiliyor
ama onların davranış biçimlerine yansıyacak, onları otu kontrole tabi tutacak, kutsallarına saygı gösterecek bir boyutta eğitilmedikleri için, terbiye edilmedikleri için tabii ki öğretmenle öğrenci arasında veya öğrenciyle okul arasında ya da veli ile öğretmen arasında sorunlar yaşanıyor. Evet. Ve bugün gelinen noktanın da esas temel nedeni bu anlamda budur. Evet. Burada tabii bir de STK'lara, sivil toplum örgütlerine görevler düşmektedir. Vakıflar, dernekler, kanaat önderleri, odalar ve benzerleri. Onlar da toplumda ortaya çıkan problemlere karşı taşın altına ellerini koymaları gerekmektedir. Çünkü bu okullardan çıkan çocuklar bir yerde işçi olacak, bir yerde memur olacak, bir yerde yönetici olacak, bir yerde anne, bir yerde baba olacak. Evet. Bir yerde damat, bir yerde gelin olacak. Dolayısıyla nitelikli olmayan insanlar bulundukları yerleri de niteliksiz bir hale getireceklerdir. Evet. Bundan hareketle yani Müslümanca bir duruş ortaya koyarak nitelikli bir tablonun ortaya çıkması için sivil toplum kuruluşları, örgütleri de varlık nedenleri aslında insandır. İnsana yönelik olarak bir duruş ortaya koymaları gerekir. Ne yapalım diye bir şey sorabilirler. Evet. İnsan Allah'ın projesidir. Bunu sık kullanıyorum ben. Evet. İnsan Allah'ın projesidir. Ve bu projenin yazılı olduğu kaynak da Kur'an'dır. Orada proje nasıl uygulamaya konulacak, nasıl gerçekleştirilecek? Kur'an'dır. Ve onu bize anlatacak yani değerde Hazreti Peygamber'dir. Evet. Mühendisi diyelim veya yetkilisi evet. diyelim. Örneklendiren. Örnekliği bize rol model olarak. Dolayısıyla toplumun iyileşmesi, düzelmesi ve güzel bir tablo ortaya çıkması Kur'an eşliğinde Resulullah'ın öğretmenliği çerçevesinde insan projesinin yönlendirilmesi ve inşa edilmesi gelir. Eğer bu proje Allah'ın projesine yazılı kaynak Kur'an ve gönderilen peygambere uygun bir şekilde davranılmazsa şayet tabii ki o proje uygulanamayacak, hayat bulmayacak. Kısa bir örnek babında şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki bir kimse bir inşaat ortaya koyacak olursa, inşaat ne yapar? Bunu projelendirir, götürür belediyeye, ilgili makamlara ya da diğer devlet kurumlarına. Ben şöyle bir inşaat yapıyorum ya şöyle bir alanda inşaat faaliyetlerim var der. Onlar bu projeyi onaylarlarsa şayet bu adam bu inşaatını ne yapar? Sürdürür ve istediği binayı ortaya evet. çıkar yapar. Belediyenin izin vermediği bir proje inşaatı inşaat sahibi gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştiremez. Evet. Projeye aykırı der, gelir belediye ekipleri onu yıkar. Bir insan bunun bilincinde mi? Evet, herkes şehir hayatını yaşayan herkes bunun bilincindedir. Peki yeryüzünde de bir insan mutluluğu, iyiyi, güzeli inşa etmek, rahatı, güzeli yakalayabilmek, kutsala saygıyı inşa edebilmesi için Allah'ın projesine göre bir yaşam şekli ortaya koymak zorundadır. Allah'ın projesine istediğine göre bir yaşam şekli bina etmeyen, ortaya koymayan bir insanın huzuru, rahatı, güzelliği yakalaması mümkün mü? Asla. Değil. Yani bu insanlara, şunu kabul edenlere, belediyenin izin vermediği bir proje, belediyenin projesine ya da uygun şehir planına uygun olmayan bir inşaat yükselemez, bu mümkün değil diyenler, sosyal hayatı inşası ve yürütülmesi, yaşanması noktasında Allah'ın projesine uygun bir toplum inşa etmesinin bir davranış ortaya konulması gerekir. Eğer bu olmazsa bugün yeryüzünde karşı karşıya kaldığımız sorunlarla insanlar karşı karşıya kalacaklar. Felaket üstüne felaket yaşamaya evet. devam edecekler. Evet hocam, Allah razı olsun. Hocam tabii konular çok güzel. Bu evet. manada vaktimizin çoğu geçti ama inşallah. Semavi din üç ögeden oluşur. Evet. Allah, peygamber ve kitap. Ancak Allah'a kulluğu bırakıp şeytana ve nefislere itaat edenler bu üç ögeyi bire indirgemeyi hedefliyorlar. Yani peygamberi ve kitabı olmayan bir din oluşturmaya çalışıyorlar. Yalnızca Tanrı. Şeytanın müdahalesiyle bireyin azgınlaşması, tuğyana gelmesi, tağutlaşması ve netice itibariyle tarihin diğer evrelerinde görülse bile
Ne yazık ki peygambersiz ve kitap dışı bir hayat deizm, din arayışını da beraberinde getirmektedir. Bu da şu anda günümüzde büyük bir tehlike hocam. Evet. Deizm. Gözler kör, kulaklar sağır edilse de evren her şeyi ile Allah'ın varlığına işaret eder. İnsan ne kadar inkarcı olmaya çalışırsa çalışsın, her şey lisan-ı hal ile o der, yani Allah der. Metafizik karşısında iflas eden ateizm, bilim karşısında da iflas etmiştir. Fakat her devirde olduğu gibi şeytan ve dostları boş durmamaktadır. Önce kitaplar nasıl tahrif edilirken son kitap ve son peygamber üzerine de bir takım senaryolara ne yazık ki girişilmiştir ve bugün de devam etmektedir. Bu konuda şeytan şöyle diyor Kur'an'dan, bir bahis bu ayet. Andolsun ki onları saptırmak için senin doğru yolun üstüne oturacağım. Elbette ki onlara, yani insanoğluna, önlerinden, arkalarından, sağından, solundan yaklaşacağım ve saptıracağım. Ve Rabbim de Celle Celaluhu bu manada şeytana izin veriyor. Kıyamete kadar da benim kullarımdan her kim sana itaat ederse onlar için cehennem hazırladım. Her kim de sana itaat etmeyip tövbe ederse ben de onları günahkar da olsalar bağışlayacağım diye yemin veriyor hocam. Şimdi peygamber ve kitaptan biz ayrıldığımız müddetçe mutlaka şeytanın bu deizm dediğimiz, ateizm dediğimiz birçok izimlerin peşine düşmek durumunda kalacağımız malum. Evet. Bu manada biraz programımızın vakti dolmak üzere nasıl tedbirler almamız gerekir hocam? Yani mevzumuz eğer Kur'ansa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ise, sünnete uymak ise, bunun ilk etabında bize düşen görev nedir? Bilhassa aileye düşen görev nedir hocam? Buraya biraz birkaç evet. cümle alalım. Buyurun. Tabii şeytanın muhatabı olarak insan, daha doğrusu insanın düşmanı olarak şeytan evet. ve bir de buna nefis dediğimiz olay bu anlamda eklenir. Şeytanın varlık nedeni insanı saptırmaktır. Evet. Hele hele bir Müslümanı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimseyi düzgün yoldan, doğru yoldan ayırarak sapkın bir hale getirmesi noktasında şeytan bunun için nefes alıp verir. Bir Müslüman tabii ki bunun farkında olarak şeytanın projelerine, şeytanın operasyonlarına karşı bu anlamda uyanık olması lazım. Fakat şeytanın operasyonlarına karşı bir kimsenin uyanık olup Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat yaşayabilmesi için öncelikle Kur'an'ı ve sünneti tanıyacak, sonra da şeytanı tanıyacak. Evet. Dolayısıyla bir kimsenin tanımadığı bir düşmanı olsa ondan kendisini kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Diyelim ki bir şahıs kendisine dediler ki işte sokaklarda, caddelerde adam birisi seni öldürecek dediler. Bu adam da yani kim şey belli değil, kimlik, eşgal, yani kim olduğu belirsiz. Çarşıya çıksa yüzlerce insan arasında geçip gidiyor. Hangisi düşman? Bunu bilebilir mi? Bilemez. O düşmanın suikastından kurtulması için onu tanıması lazım. Evet. Onu bilirse ona göre tedbir alacaktır. Şimdi bundan hareketle bir kimsenin şeytan ve dostlarının operasyonundan, suikastından, kötülüğünden, saptırmasından kendini koruyabilmesi için öncelikle Kur'an ayetlerinin inşa ettiği insan tipine sahip olması, sünnet-i seniyyenin oluşturduğu bir karaktere sahip olması gerekir. Bir kimse Kur'an ve sünnete sahip olursa, bunun farkında olursa, bunun dışında kalan şeylerin şeytan ve nefis olduğunun bu anlamda gerçeğinin farkına varacak ve ona göre bu çerçevede bir tavır alacaktır, evet. bir duruş ortaya koyacaktır. Bu anlamdan hareketle ailelere bu noktaya düşen görev nedir diye bir soru. Tabii ki aile öncelikle kendisi Kur'an ve sünnetin farkında olacak. İslami değerlerin farkında olacak. Kur'an ve sünnetle iç içe onu bilen bir tablo, bilmiyorsa sorduğu hocaefendiler, nitelikli güvenli hocalara sorarak Kur'an ve sünnetin hedeflediği insan tipine sahip olması ve bunu rol model olarak çocuklarına aktarması. Evet. Bugünkü sıkıntılardan biri de bu.
anne çocuğuna işte oğlum şu günahı işleme diyor ama işliyor, çocuk o günaha karşı duyarsız oluyor. Baba diyor ki işte şunu yapma, bu günahtır dediğinde, işlediğini babanın o günahı görünce çocuk ona karşı bir duyarsızlık ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bugün gençlerin ve insanların günahta yürümelerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi, öncü, dindar ya da işte Müslüman gördükleri insanların fütursuzca günah işlemeleri, onlarda böyle dine karşı, İslam'a, Kur'an'a ve sünnete karşı bir olumsuzluk oluşturuyor. Vurdum duymazlık, evet, bu çerçevede oluşturuyor. Bundan hareketle aileler önce kendileri ama sonra da muhatapları, çocukları, öğrencileri, bunlar olmak üzere örnekli olarak, örnekleriyle birlikte bir Müslüman nasıl olur? Bunu anlatmaları ve çocuk bu veya gençler bu değerler üzerine bunu yüklenmesi gerekir. Aksi takdirde sonuca ulaşmak bu anlamda mümkün olmayacaktır. Yani Kur'an ve sünnetin varlığına inandığı halde deist gibi yaşayan bir adam, evet, ya da Müslüman bir ailenin çocuğu olduğu halde deist olan birisi. Ya bu çok acı bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor aslında. Dolayısıyla burada tabii şunu unutmamak lazım. Yani bizim bilim adamları, din adamları tabir yerinde ise ilahiyatçılar, din sosyolojisi, tarihçiler, ahlakçılar bir durum tespiti yaparak, Türkiye'de bir durum tespiti ortaya koyarak bir çıkış yolu, bir plan, bir proje hazırlamaları gerekir. Yoksa şu hayat sistemi, etkileşim medyadır, televizyondur, bunun içerisinde internettir, sosyal medyadır, turizm, kültür, neyse, bakanlığıdır, milli eğitimdir, diğer alanlardır. Tüm bunlar bu çerçevede, bu minval üzerine varlığını devam ettirdiği sürece bu gibi hataları daha da katlayarak, bu gibi yanlışları daha da katlayarak görmemiz mümkün olacak. Evet. Dolayısıyla şu örnek, hani kuluçka makinesinden civciv çıkar, başka bir şey çıkmaz. Yani kuluçka makinesinden bir kimsenin buzağının doğmasını beklemesi mümkün değildir. Evet hocam. Bunun hareketle Kur'an'a ve sünnete, kutsallarımıza saygılı, tarihe, ezana, bayrağa bağlı, merhamet eksenli bir neslin oluşması isteniyorsa, bu şekilde bir durum tespiti noktasında insan müfredatının, sosyolojisinin içerisinde bulunduğu öğrenim ve eğitimin yeniden gözden geçirilmesi bu anlamda gerekir. Aksi takdirde, evet, değişen pek bir şey olmayacak yani. Yani havanda su dövmeye mi benzer hocam? Gibi öyle olacak, evet, tabii. Evet hocam. Allah razı, evet, olsun. Hocam bir 5 dakikamız var inşallah. İnşallah. Heva ve heveslerini, arzularını ilah edinenler kendilerini sınırlayıcı ve yaşam tarzlarına müdahil bir din istemiyorlar. Bu çok önemli hocam. Bireye ve yaşama müdahil olan faktörlerin başında ise peygamber ve kitap gelir, Kur'an gelir. Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tek tek ulaştırmaz. Allah Celle Celaluhu ilişkisini insanlara, kullarına, toplumlara gönderirken peygamberleri ve gönderdiği kitap vasıtasıyla onlarla alaka kurar. Güzel bir burada pasaj oldu. Evet. Bunu birkaç cümleyle alalım hocam, programı kapatacağım inşallah. Bu çok güzel. Bu çok önemli diye düşündüm. Çok güzel bir, evet, tespitiniz. Bir kimsenin Allah'la ilişki kurmasının yolu, bir kimsenin Hazreti Peygamber'le ilişki kurmasının yolu Kur'an'dan ve sünnetten geçer. Evet hocam. Kur'an'dan bir haber, habersiz olan ve Hazreti Peygamber sünnetinden, hayatının habersiz olan bir, evet, kimsenin kendisini dindar kabul etmesi, Müslümanlardan kabul etmesinde sorun vardır. Niye? Çünkü Kur'an bize Allah'ı tanıtır. Kur'an tasavvuru bizde Allah tasavvurunu oluşturur. Ve yine hadis, sünnet tasavvuru bizde Hazreti Peygamber tasavvurunu Kur'an'la birlikte oluşturur. Kur'an ve sünnetten uzak olan, yani beri olan, Kur'an ve sünnet tasavvurun yüklenmeyen bir kimsenin sağlıklı bir Allah inanışı, sağlıklı bir peygamber inanışı bu anlamda ortaya çıkmayacaktır, mümkün olmayacaktır. Bundan hareketle sorunların temelinde insanların Kur'an'dan ve sünnetten uzak kalmaları söz konusudur. Yani iman kavramı diyelim mi hocam? Tabii, yani imanın özgürleştirilmesi, evet, noktasında, evet, Kur'an ve sünnete bu anlamda ihtiyaç vardır. Bunun üzerine bir aile, bunun üzerine bir toplum inşası
bu anlamda şarttır. Yoksa sorunlar çözülemeyecek ve var olan sorunlar katlanarak bu anlamda devam edecek. Tabii din bir toplumu ayakta tutan, sağlıklı bir şekilde tutan bir değerdir. İnancın, Allah'ın ya da peygamberine rol almadığı toplumlar uyuşturucu, eğlence, kendilerini unutma, yani başka şeylerle meşgul etmek zorundadırlar. Yani sınırı olmayan haz ve hız. Sınırı olmayan haz ve hızla kendilerini kurban vermek zorundadırlar. Evet. Bugün işte ekonomi çok iyi olursa işte şöyle, Japonya'da ekonomi çok iyi. Ama dünya ülkelerinde hangi devletin en çok başbakanı ya da yöneticisi intihar etmiştir diye bir anket yapsınlar, Japonya ortaya çıkacaktır. Evet. Yine en çok intihar oranları hangi ülkede vardır denildiğinde başta Japonya, Almanya, neyse Fransa, İngiltere olmak üzere, Amerika olmak üzere karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla parayı yöneten, çevreyi yöneten bir değere ihtiyaç var. O dindir, o Kur'an'dır, evet. O sünnettir. Evet. Paranın, yani Kur'an'ın ve sünnetin kontrol etmediği para mabut haline dönüşüyor. Sonra da tanrı haline dönüşüyor ve çocuklarını yemeye başlıyor. Evet hocam, Allah razı olsun. Bunun neticesinde de mutsuz bir toplum ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Ekonomi çok önemli, evet. Ama her şey ekonomi değil bir manada. Evet. Yani para insanı mutlu etmiyor. Evet. Asıl mutluluk kaynağının Kur'an ve sünnetten olduğunu, imandan olduğunu burada da sergilememiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii, hocam. Tabii. Kur'an ve sünnet helal parayı tavsiye eder. Aynen öyle hocam. Evet. Kur'an ve burada sünnet, geçiyor hocam. Heva ve heveslerini aldılarına ilah edinenler, evet. İslam'ın kendilerine yaptırımcı olmasını asla istemezler. Hı hı. Neden istemezler? Çünkü bir yaptırım var, bir ölçü, evet. Var, bir sınır var. Demek ki sınırsız özgürlük de İslam'da yok, öyle mi hocam? Onun adı özgürlük değildi de öyle diyorlar. Öyle tabii diyorlar. Ki yok. Yani bir asla. İnsanın davranış alanı ya da hareketliliğinin genişliği Allah'ın ve toplumun çizdiği sınırlara kadardır. Evet. Bir kimse örnek, ben özgürüm, evimin içerisinde son ses ver, müzik aç, gecenin saat 2'sinde. İşte onu dinle. Kapıya gelin, ne var? Ben özgürüm. Bana karşımız deme şansın var mı? Yok. Evet. Oradaki kişilerin özgürlüğü komşularını rahatsız edecek boyuta gelinceye kadardır. Yani onu rahatsız etmeyecek boyutta özgürlükleri vardır. Aynı şekilde Allah'ın hukukunu, hakkını ihlal etme boyutunu taşıyınca bir şey, o da özgürlükten bu anlamda çıkar. Dolayısıyla bunun adı özgürlük değil. Tam tersine bir başkasının özgürsüzleştirme olayıdır. Evet hocam, Allah razı olsun. Cümlemizde. Vaktimiz doldu hocam. Çok peki. Güzeldi. Allah razı olsun. Cümlemizde. O zaman şöyle diyelim hocam sonuç olarak. Buyurun. Müslümana düşen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde, evet. Ve Kur'an'ın aydınlığında bir dünya inşa etmek olmalıdır. Şüphesiz. Rabbim inşallah bu değerlerimize sımsıkı yapışmayı, sarılmayı ve hayatımıza inşallah inşa edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Diyelim hocam. Allah razı olsun. Evet, TV1 izleyenleri, bir düşünce ekseninde programının yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a Celle Celaluhu'ya emanet ediyoruz.